hadis dersindeydik. Anlatırken buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduklarında diğer sağlarına doğru dayanırlardı diye. Sonra dedi ki yani niye bu taraf sağ değil de diğer sağlarına doğru dayandığını düşünebiliyor musunuz dedi. Arapça bir ders verdi burada. Sonra dedi ki bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle baktığınızda mihrapta oturduğunu düşünün. Mihrabın dedi karşıdan baktığınızda eşref tarafı size göre sağ taraftır dedi. Yani orada bile oturuşlarında bir bunu canlandırmanız lazım. Ha nasıl İsmi Celal'i bu tarafa yazıyorsun karşıda? Sadece buraya oturmanızdaki bahsi izah için. Efendimizin ardından da gördüğüne dair Muhyiddin Arabi Efendimiz'den bir şey okumuştum hocam. Hadis-i şerifler zaten sarih de. Eyvallah. Siz ben sizin gibi bunu ifşa etmesi, aleni olarak söylemeleri acayip. Enteresan. Saflığınızı düzgün tutun. Ben size arkam dönükken de görürüm diye bizzat şeyde var. Kütübü sitede mevcut. Hadiye tecellisi olduğunu belirtiyor Şeyh Ekber Hazretleri. Vecih yani hangi noktadan vecihten bakılırsa bakılsın vahidiyet ve ehadiyete götürdüğüne. Eyvallah. Ve cismin onlara rahmeten lil alemin olarak bedenlerinin bulunmasıyla beraber aslının Allah Teala'nın rahmeti gibi hepsini kuşattığına işaret ediyor. Eyvallah. Diye buyurmuştu. Eyvallah. Hocam, efendim hürmetlerimizi arz ederiz. Biz hocamızda haset gidermek üzere yani artık sizin için bir baht mıdır, bahtsızlık mıdır bilmiyorum. Dersimiz diye hocamız sohbeti birazdan başlayacak. Bendenizin yanında bulunmasını emrettikleri için buradayım. Çünkü konumuz aslında bizim konumuz diye takip ettiğimiz bir konu ama Hazreti Mevlana'dan bahsedeceğimiz zaman bu bizi aşar. Cenab-ı Pir'in kitabını beraber mütalaa ediyoruz ama Sadık abimizden, ben müsaadeleriyle Sadık abim diyorum. Program boyunca kullandığım tüm ben kelimeleri bendeniz manasındadır şahsımla alakalı. Noterde yapıyorlar ya bazen sözleşme, taraflar böyle zikredilecektir diye. O yüzden bendeniz de desem benlikten kurtulamadığıma, ben de desem aslında bendeniz demek istediğime hamledebilirsiniz. Evet, bu arada her zamanki gibi böyle yaşı ilerlemiş zatların toplantılarına giderdim hocam. Çantalarından bir şeyi arayıp bulamazlardı bir türlü. Tam bu yaşlarda buldum. Şimdi aynısı başıma geliyor. Kınamadım onları ama derdim ki şu çantada şu gözlüğü niye bulamaz bu adam? Halbuki öyle oluyormuş. Meğer 50'sinden sonra bulunmuyormuş. Mesele daha önce bulmakmış diyerek gerekli göndermeyi yapmışım. Evet, cep telefonlarınızı titreşimde anlayabileceğiniz ölçüde açabilirsiniz haber bekliyorsanız ama kardeşlerimizin dinlerken sükuneti bozulmasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam başlatabilir miyiz? Eyvallah güzel hocam. Cümle göçmüşlerimizin ruhlarına ve Cenab-ı Pir Efendimiz başta olmak üzere üzerimizde hakkı bulunan daha henüz bizim bilmediğimiz. Bu ses ne? Bilmediğimiz ama üzerimizde hakkı bulunan zatların da hepsinin ruhlarına olmak üzere bir Fatiha okuyalım. Böylece hocamızın sohbetine mülaki olalım. Ben de liste. Kalemimi çıkardım. Kardeşlerimiz yerleşirken hocam müsaadenizle bendeniz hocamdan yani şey olarak lisanen olmasa bile lisan-ı halleriyle destur almış oldum. Kesinlikle burada dinleyeceğiniz, en azından benim hocama karşı sarf ettiğim sözler eksik olabilir ama hakikaten samimiyetle söylendiğini biliyorsunuz. Gıyabında da hocamızın eserlerine, sohbetlerine sizi teşvik ettiğimi bilmektesiniz. Şu kadarını söyleyeceğim. Bendeniz buraya gelirken Sadık hocamla beraber programa çıkacağımı düşündüğümde şimdi bir oylama yapacağım.
Bu arada yerleşirken lütfen kendi kendinize konuşmayın. Burası pendik olduğu için biraz ev sahibi olma avantajını kullanacağım. 13 seneyi devirdik hocam çünkü. Eyvallah. Buraya gelirken ben Deniz'in hocamla beraber program yapmadan önce nasıl bir haleti ruhiyede olduğumu öğrenmek ister misiniz? Oylama yapalım, el kaldırsın öğrenmek isteyenler. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Deniz'in kanaatine göre, şahsi kanaatimdir, yanılabilirim. Ama bizim taraftan bakınca, bizim zaviyeden bakınca Sadık hocamla ders yapmak şudur bizim için. Cenab-ı Pir Efendimizin varisi bir zat olsaydı veya Hazreti Pir olsaydı, bunu en iyi anlayanlardan belki Yaz Hüsamettin derken Sadık evladım yaz diyebileceği kadar dertli. Hiç mübalağa yok bu sözlerde. Yani siz belki bir yazar, belki bir tanıdık abimiz, popüler, aranızda konuşmayın. Çocuklar, çocuklar, şişt, şişt, aranızda konuşmayın. Belki öyle düşünerek buraya gelmiş olabilirsiniz. Bu büyük bir hata bendenize göre. Cenab-ı Pir'le alakalı, ben gerçekten pirim, senden feyiz almak istiyorum. Bıktım artık. Doğruyu bulmak, hakikatten bahseden insanlarla ömrümü geçirmekten bıktım. Senin eteğine, eşiğine düştüm. Şimdi ömrüm burada, seninle beraber ifna olsun. Ben şu saatlerimi, ömrümü, geri kalanını sana sarf edeyim diyecek şekilde gördüğüm birkaç insandandır. Hata ediyor olabilirim ama ben Deniz bu kanaatteyim. Kendisinin teşvikiyle birçok şey yazmaya cesaret ettim. Şayet kendileri bu güzel olmuş demeseydi, bugün birçok şeyi yazamayacak, belki burada konuşamayacaktım. Üzerimde himmeti bulunan, çok sık kendisiyle görüşemesek de, üzerimde daima himmeti bulunan kıymetli bir abimizdir. Size acizane tavsiyem, bir yazar çizer dinliyor gibi değil, bu yolun dertli ve dertlerinden dertlilere derman dağıtan insanları anlayan bir abimiz olarak dinlemenizi, buradaki istifadeniz için acizane tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah hocam. Afiyettesiniz. Eyvallah. Şebarus'la alakalı yine her zaman olduğu gibi yüzlerce programa katıldık. Hep Şebarus dönemlerinde mikrofonik sesi olan birisi çıkar. Yeni bir şeyler söylemek lazım cancağızım derler ve inerler. Evet. O sene de yeni bir şey söylenmez. Bir de işte moda olan 10-15 senedir anmak değil anlamak denir. Evet. Fakat yine anlaşılmadan o sene geçilir. Biz öyle yapmayacağız. Nereden başlayalım hocam? Hocam bir lütufta bulundu bize sağ olsunlar. Şemsettin Sivasi Efendimizin taşdiri. Evet. Tahmis ettiler. Onu arz etmek istiyorum. Gönlümden çok geçmişti. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan, şeyh elinden hem dilinden ahz-ı destur olmadan, kalbi safi, ruhi hali, nefsi makhur olmadan, rahmeten lil aleminden zerrece nur olmadan, kenz açılmaz şol gönülden ta ki pür nur olmadan. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak. El açıp yalvar hüdaya kim teselli ede hak. Görme nakıs daima hakla tevelli ile bak. İptidadan müntehaya ol tedellisi ile hak. Padişah konmaz saraya hane mahmur mamur olmadan. Mest olup mestane geldik ta ezelden ta ebed. Ruhu menfuh mazharıyız şol gönülden talep et. İsteyen kim, istenen kim ta ezelden ta ebed. Meyye illa mesliğinden sun bize Mevla medet. İçip aşkın şarabın âb-ı engûr olmadan. Hak cemalin Kâbesin kıldı aşıklar tavaf. Küntü kenzin mazharından sanki zahitler muaf. Bezmi vahdet neşesinden oldu sadıklar savaf. Kul huvallah cezbesinden buldu sabıklar mataf. Yerde Kabe gökyüzünde beyti mamur olmadan.
Bir acep sevdaya düşmüş tutuşur şems-i müdam. Asfiya ve evliyadan erişir şemm-i müdam. Aşıkanın münkiranı üşüşür hepsi müdam. Kıl teberra ekmeli sen savuşur hepsi müdam. Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Bir de saygıdeğer hocam lütfederseniz siz sema hakkında evet. hem çok yazdınız hem de çok televizyonlarda, radyolarda, sohbetlerinizde, Mesnevi şerhlerinde, sohbetlerinizde çok bahsettiniz. Sema'nın özellikle Mesnevi şerhlerinde de malumunuz evet. Dinlemek, işitmek boyutunu özellikle evet. vurguladınız. Biraz ondan lütfetseniz daha sonra devam etsek eğer lütfünüz olursa. Ya, fakir mi şey yapayım? Eyvallah. Hatta fakir çıkardım birkaç şey Hazret'ten. Şöyle hemen Sema'yla bir nazar ederseniz. Böylece. Sema ile alakalı notlar hocamın önünde. Hocam bağışlarsanız. Sema yücelik sahibi Allah'ın alıcı kuşudur buyuruyor Hazreti Pir. Sema Şehbaz-ı Cenab-ı Zülcelalesti Sema Ferraş-ı Kulub-ı Ehli Halesti Sema Der mezhebi minkiran haramesti Sema Der mezhebi aşikan helalesti Sema. Sema yücelik sahibi Allah'ın alıcı kuşudur. Kabe'ye dönüşen hal ehli kalplerin süpürücüsüdür. Sema inkarcıların yolunda haram, aşıkların yolunda helaldir. Meali Sema diye bir şey yapacağız. Bu sene son dakikaya kadar bekledik. Yani iddialı konuşmak istemiyoruz ama hep eksikliği, senelerdir gördüğümüz Sema mukabelesindeki eksikliği. Çünkü o bizim insanlarımızın eksikliğiydi. Bizim insanımızda iki şeyin eksik olduğunu düşünüyorum bendeniz. Bir, bilgi eksikliği, bunun izalesi mümkün. Onu da maalesef çok anormal ve lüzumsuz şeyleri öğrenmekle meşgul olarak öğrenme yollarını kapatıp daha da cahiliyete doğru gidiyoruz. Bir de affedersiniz tam da yeri olduğu için dert eksikliği. Yani şu, semanın meşru olup olmaması, semanın aşkla yapılıp yapmaması, dertsiz bir adamı ne ırgalar yani. Dertsiz adama niye anlatılır ki bunlar? Lüzumsuzdur yani. Bendeniz de kanim, yapılmasın Mesnevi dersleri. Yapılmasın semaya. Hani çölü incitme hikayesi gibi üstadım. Yani niye yapılır ki? Bu bir dert meselesidir. Bunun peşinde koşan bir adam burada. Acaba nasıl? Benim hal bir kendini bulma, kendindeki benliği bulma ile alakalı bir yolculuktur bu. Böyle bir derdi olmayanın hakikaten de şaşırıyorum. Niye Mevlana'ya gelirler? Niye Konya'ya giderler? Hiç aklım almıyor ve bu gayretlerini takdir ediyorum. Bu kadar dertsizliğe, bu kadar iş sürülemez yani. Taklitte bile usanmaları lazım. Bu da ayrı bir şey yani. Fakat meali-i sema diye bir şey. Sema mukabelesinde inşallah meydana çıkılacak. Meydanda postnişin canlar hepsiyle beraber semayı karşıdakilere hissettire hissettire anlata anlata gidecek. Şöyle başlayayım ama sizi dinlemeye geldim. Eyvallah. Şimdi sema mukabelesinde hocam ben de size bakmak zorunda kalacağım. Ama eyvallah hocam. Sema mukabelesinde klasiktir değil mi? Hepiniz üç aşağı beş yukarı bir sahne kültür, tırnak bunu bilhassa kullanıyorum. Sahne kültürümüz olduğu için burada bekleriz. Tabii ki sema yapacak insanlar meydana çıkacaklar. Öyle algılarız. Şimdi onlar semaya başlamadan önce teker teker postların üzerinde oturur beklerler. Daha başlamadı sema. Değil. Halbuki öyle değil. O da semaya dahil. Sessizce geldiler, içeri girdiler. Bu şu demek. Şu an insanın zikri yok. Mahlukat aleminde beyanı yok. Hiç kimse bilmiyor. Ama Allah katında karar verildi, bitti. Oldu bitti. Sessizce o meydanı hatta postların üzerinde yerlerini almaları birazdan yapacak oldukları sahne gösterisi için değil. Semanın bize mukabele olarak
yansıyan, yansıtılan, gösterilen kısmına, ayin kısmına alamet o. Yani biz sessiz, bak söz yok dikkat edersiniz. Position geliyor. Peki niye sessizce selam veriyor? Hiç selam vermese, sahne almak olsa yeri, hemen o da yürüyor, yürüyor gitse, posta beklese, başlayın dese. İçeri giriyor, ses yok. Onlar eğiliyor, ses yok. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinu min ed-dahri lem yekun şey'en mezkura. Bu ayet-i kerime hiç hakkı verilmeden, hiç tedebbür edilmeden yapılan, yapılmaya, tefsir bile yapılmaya ihtiyaç duyulmayan bir ayet olarak konuşulur. Halbuki ne muazzamdır. Bilhassa İmam Hatip'ten gelenlerse söylüyorum. Hal ata alal insani hinu min ed-dahri lem yekun şey'en mezkura. İnsanın zikri yok diyor. E sen söylüyorsun, var işte ya Rabbi. Benim katımda insan tamam. Ama henüz insanın yağdı bile düşmedi dillere, zihinlere, hayallere. Benim indimde bitirdim ben. Lem yekun şey'en mezkura. Ne onun zikrettiği, Allah olarak zikrettiği var, ne de kendisinin insan olarak zikretildiği bir alem var. Daha başlarken böyle bir dertle başlıyor Sema. Ayağını sabiteyi anlatıyor. Ve maalesef derdi olmayan insanlara yapılır hale geldiği için büyükler sema mukabelesini anlatırken bu kısmını zikretmiyorlar bile. Post işin geldi, Nat-ı Mevlana ile başlıyor deniyor. Sema mukabelesi, bakın mübalağa değil bu. Hazreti Pir'e gelinceye kadar ki İslam medeniyetinin harsını, birikimini bir saatte anlatabilecek. Bak burada konuşuyoruz, semanın sesini anlatamıyoruz. Nasıl bir şey tertip etmişlerse en az 750 hatta 1000 senelik birikimi bir saatte anlatma, anlatmayla beraber meydana koyma hüneridir. Bu keramettir semayı, açık konuşur. Sema keramettir. Ve nasıl bir keramet? Hani bir keramet görürsün, sonra anlatırsın, gösteremezsin. Şöyle bir zat gördük, böyle oldu. Sema devamlı görülebilen bir keramettir. Ama tekrar soruyorum. Keramet, velayet. Yani buradan çıktıktan sonra başka bir buluşma veya buradan çıktıktan sonra aldığı notla alakalı bir endişe taşıyan adama nedir ki bu iş? Anlattığımız nedir ki? Biz ne konuşuyoruz ya? Ama bu iş yürüyecek. Hocam bir nutukla başladı. Bir taşdirle lütfettiler. Şemseddin Sivasi Hazretleri bize demek istedi ki aslında sema, devran, kıyam, nutuk, Evliyaullah'ın hepsi. Hepsi aynı derdi, aynı dermanı konuşmuşlar. Dönem dönem. Fakat semanın bu kadar herkes tarafından teveccühü, herkesin fıtratına, herkesin o Allah'ın lütfettiği manevi cezbeye yaklaştırabilecek şekilde ortaya koyması. Aynı Mesnevi gibi. Mesnevi'deki sözler de aslında yeni söylenmiş sözler değil. Ama öyle bir ortaya koymuş ki, hatırlarsanız bu Pendik'teki ilk Mehmet Akif Kültür Merkezi'nin ilk sohbetinde, daha Dibace-i Mesnevi'yi konuşurken, o zaman da arz etmiştim, belli zamanlarda, fasıllarda, safhalarda da yine zikretmiştim. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi için denilebilir ki, adeta ruhlar aleminde Evliyaullah Hazaratı, bu aşkı kim anlatacak diye bir karar vermişler, hadi sen anlat bizim durumumuzu demişler. Hazreti Pir tek yaşadığı, sadece kendisinin yaşadığı bir muhabbeti anlatmıyor. Sema da sadece ve sadece bir veçeden, bir şey, üslupta zikretmenin adı değil. O yüzden zaten adı zikir değil, sema. Ortaya bir şeyi zikretmek içinden ziyade, işitmek isteyenlere duyurmak için sema, semi'den geliyor. Birçoklarınızın tahmin, yani kendisine göre yakıştırdığı sema, ha uçuyor da göklere yükselme pervane, ha sema, hani sema semi'den geliyor. Eles bezminde Allah Teala, dinliyor musun? Gerisini Sadık abim tamamlayacaktır. Tamamladım. Hazreti Pir de zaten aynı şekilde ifade ediyor. Sema nedir bilir misin diye söylediğinde, buyurduğunda. Allah Teala'nın
ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, bir dakika düşünelim falan gibi soğuk, böyle donuk, tamamen akıl evliliği diyorlar ya şimdi, ne demekse o. Hani öyle bir şey değil, akıl kulluğu değil yani, tamam. O sözü söyleyen, ona muhatap olan ve o sözü söyleyen arasındaki muhabbet ilişkisiyle Hazreti Ebubekir Sıddık'ın sen Allah'ından razı mısın deniyor. Tabii ki razıyım diyeyim demek değil de Allah mı soruyor bunu? Allah mı soruyor bunu bana? Razı mıyım diye dönmeye başlamış. Ene radi diye. Hocam çok ağır. O zaman sana göre anlatayım. Çık çık çak çık çak çık 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 şarkı dinliyorsun. Böyle kafanı sallıyorsun. Şarkı orada çalıyor halbuki sen kafanı burada sallıyorsun. Eles Bezbin'deki sözü kafayla değil, kalple işittiğinde sema, bir kişinin o işitmeyle beraber kendisini o zevke bırakmasının adıdır. İşitmeyi nasıl yapacaksın? Bu zevkle zevklenen insanları dinleyerek dedik. Şimdi semanın meydana konulan Mevleviye'de sema olarak ortaya konulan o mukabele şeklinin mikrofonda sizlere hitap etme şeklini Sadık abimiz size yapıyor. Buyurunuz. Lütfettiniz hocam. Tezkiretül Evliya'da Feridüddin Attar Hazretleri bir hadise naklediyor. Ebu Şeyh Ebu Said Ebu'l Hayr Kuddüs'e sırruhu müritleriyle birlikte, dervişanıyla birlikte Ebu'l Hasan Harakani Efendimizin dergahını ziyaret ediyorlar. Yemekten sonra Ebu'l Hayr Hazretleri şöyle diyor: müsaade varsa mukriler, yani ilahi icra eden, okuyan dervişler beyit söylesinler, ilahi okusunlar. Harakani Efendimiz şöyle cevap veriyor: ey Eba Said, bende sema arzusu yok. Benim buna tahammülüm yok ve olmamıştır. Fakat siz isterseniz iyi olur, size uyarak dinlerim. Ve elini yastığa dayıyor. Ebu Hasan Harakani Efendimiz her zaman semayı aynı şekilde oturup dinlerlermiş. Elle deflere, bendirlere vurarak beyitler, ilahiler söylediler. Şeyhin ve Ebu Said'in birer müridi semadan çok etkilendiler ve rahatsızlandılar. Ebu Said başını eğdi, kalktı, baş kesti, selam verdi ve Harakani Efendimizin elini öptü ve şöyle dedi: ey şeyh, ayağa kalkmanın, yani sema etmenin zamanı geldi. Siz de bizimle birlikte sema etseniz. Şeyh Efendi kalktı, sema etti. Tekkenin bütün duvarları ona uyarak cümbüşe geldi. Ebu Said, ey şeyh, bina yıkılıyor. Allah'ın izzetine and olsun ki yer ve gök sana uyarak sema ediyorlar. Sonra, ey Eba Said, yukarıda ta arşa ve aşağıda ta yerin dibine kadar olan saha kendisine fetholunan bir kimse için sema müsellem ve layık olur. O kimseye verilmiştir. Ancak ona yakışır. Bunun dışında olanlar Bayezid, Cüneyt ve Şibli'nin şerefini düşürür, buyurur. Daha sonra orada bulunanlara dönerek şöyle hitap eder: eğer size neden sema ediyorsunuz diye sorarlarsa deyin ki biz böyle yapan kimselere uymaktayız. Onlar işte böyledir. Yani böyle sema ederler. Bu hususta en düşük payedir. Bu babda en aşağı mertebe budur. Yoksa biz gerçekten sema ediyoruz derseniz o hazeratın şerefini düşürmüş olursunuz. Attar böyle buyuruyorlar değerli hocam. Evet. Hazreti Pir de arif kişiler şöyle demişlerdir, buyuruyor: biz bu musiki namelerini gökyüzünün dönüşünden aldık. Bangi gerdiş hayı çerhest inki halk mi serayendeş be tamburu be halk. Biz bu musiki namelerini gökyüzünün dönüşünden aldık. İnsanların musiki aletlerinden ve hançerelerinden çıkardığı sesler gökyüzünün dönüşünün sesleridir. Biz hepimiz Adem'in parçalarıydık. O nameleri cennette dinlemiştik.
Su ve topraktan yaratılmış bu ten kafesine girmek ruhumuzu şüpheye düşürmüşse de biz bu sesleri birazcık hatırlayabiliyoruz. Bu yüzden sema aşıkların gıdasıdır ve bu işitiş yeniden bir araya gelmeyi bize hayal ettirir. Evet. Her şey aslında rücu eder sözünü hep biz kullanırız da buradaki mana ile birleştirmekten uzak oluyoruz. Yani bir öyle bir şey de var. Allahu alem hocam. Bu tevhidle alakalı işin dert noktasına geçmediğimiz için sizi tenzih ederim. Bizim dinlediğimiz tevhidle alakalı meseleler de parça parça oluyor. Birleşmiyor. Mesela buyurdunuz ki bir heyecan olun şey mesela semaya kalkması gibi Hazreti Pir'in. Biz cennetteyken Adem'in cüzleri olduğumuz için Adem'le beraberken aslında bu nameleri duymuştuk sözünü. İlk defa duyan insanların burada şöyle bir sallanabileceklerini düşünmüştüm yani böyle bir tesir olur diye. Ama tabii onlar da haklı. Yeni duyduğumuz bir şeyi ilk önce duymakla ancak şey yapıyoruz, kafaya kaldırıyoruz. Tekrar tekrar duymak lazım. Herhalde o yüzden de buna sema deniliyor. Bu çok mühim bir mesele. Bir de mesela Nuh suresinde yanlış hatırlamıyorsam orada cennete gireceklerin ahvali anlatılırken bir kelime var. Ükberun şeklinde. Ben deniz tefsire mütalaa ederken bakmışım. Hiç dikkat etmemişim. Ders anlatacakken mealiyle tefsiriyle baktım. Galiba Alusi de diyor ki bu hususi olarak cennetteki sohbet edişte çıkan namelerle alakalı. Hatta şu anda sufilerin yaptıkları devran ve kıyam zikriyle, cehri zikirle alakalı ayettir diyor, bu işarettir diyor. Lütuf olarak. Böylece diyor sufiyenin de zikir meclislerini, cennet bahçelerine benzetmelerindeki hikmet de kendilerinden uydurdukları bir şey değil. Bu ayetin verdiği müjdeyle, bakın bu da cennet bahçesi şeklinde işarettir buyuruyor. En azından insan güzel bir şey taklit etmeli. Kötü bir şey taklit ettiğinde o daha da bir şey oluyor yani. İyi bir şey taklit ettiğinde tahkir etmek için değil, ona özenmek ve onu yaşatmak adına bunu yaparsa, şöyle bir kardeşlerimden biraz rahatlamış olur sizin, bendeniz biraz asabi olduğum için şey yapıyorlar. Rahmetli hocamdan taklit yapmak için müsaade istemiştim hocam. Eyvallah hocam. Ben dedim falanca hocanın, filanca zatın anlatırken taklidini yapıyorum. İkindi vaktiydi. Yani akşama bir saat falan var. Çok güzel bir ışık vuruyor. Arkadan Topkapı Sarayı'nı falan seyrediyorum. Durdu şöyle baktı bana. Taklit mi dedi. Evet dedim mesela. İşte Muzaffer Hoca'nın, belli şeylerin, Mehmet Zahid Efendi'nin. Yani anlatırken tahkir kastıyla değil. Yani konuşmasını işte böyle yani Cenab-ı Mevla falan derken yetişmişim. Hoşuma gidiyor anlatırken öyle anlatıyor. Durdu. Destur var mı dedim. Tamam dedi. Hadi yap dedi. Peki. Tahkir kastıyla değil. Baktım çok cemalli. Dedim sizin de taklidinizi yapıyorum. Gözlerini açtı. Benim mi dedi. Evet dedim. İyi dedi. Yani şimdi herhalde buradan bir nasibimiz var. Yani buradaki incelik şu. Aslında taklit ediyoruz derken semaya destur veriyor orada Evlâsen Harekâin. Biz bunları taklit için, bunlara benzemeye gayret için yapıyoruz derseniz yapın. Ama sakın ha, ne hakaret etmek için ne de aslı biziz diye. Kıymetli hocam da bu çağa gelinceye kadar gördü. Biz de bu çağa gelinceye kadar gördük. Mesnevi'de anlatılan kurt hikayesi gibi. Böyle her şeyi yalayıp yuttum diyen insanların nasıl sapkın ve nasıl da saptıracak şekilde ahvale düştüğünü Allah Teala ibretle gösterdi. Son halimizi Allah akıbetimizi hayır eylesin. Bu iş ben biliyorum demekle olmuyor. Yuttum yaladım demekle olmuyor. Efendimiz bile Mekke'de ben ceddim İbrahim Aleyhisselam'ın kabul olmuş duasıyım diyor ya namaz kılarken. Yani bunun sonu yok yani. Bu nedir yani? Niye ben ceddim mukim as-salati diye dua etti ya diyor bak İbrahim Aleyhisselam. Bak onun kabul olmuş duasıyım.
Subhanallah. Subhanallah. Bu sema hakkındaki anlatılanları dertle dinleyin ve arada. Ben de sizin yerinizde olsam, artık geldik mecbur çıkamıyoruz, yarım saat daha geçsin çıkarız değil. Vaktinizi harcamayın. Madem haleti beşeriye, takdir ilahiye buraya geldiniz, bari bunun hakkını verin. Bir cümle olsun alın. Yarın bir gün belki biz toprak, toprağa defnedildiğimizi sırlan toprak kabul ederse, ya adam, herif doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Herif doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Bir söz. Lüzumsuz sevmediğin bir reklamı bile ne satıyor diye seyrediyorsun. Yani bu bir dert meselesidir. Dinle. Dinle. Yani kalbinle, ruhunla, aklınla, nefsinle toplayarak dinle. Bu parçalar birleşiyor. Aslına rücu etmek isteyen de bir oluşan zevk. Taklitle başlar her şey. Sonra hakikate doğru gider. Namaz bile öyledir. Namazı ilk önce biz, ben Allah'ın şöyle kıya, hiçbir çocuktan böyle bir hareket bekleme. Taklitle başlar ama taklitte kalmamalı. Hakikate doğru yolculuk almalı. Hocamın mesnevi, bu feyizli mesnevi sohbetlerinin ilk meyvesi bu elimde. Belediyemiz bunu çok tatlı güzel bir baskı yapmışlardı. Siz sunumunu yapmıştınız. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir işnev. Dinle. Sana hakkın hitabı geliyormuş gibi dinle. Bu duyuşa işaret etmek için bişnev diyorum ve söze be ile başlıyorum. Zira dinlemek bu mananın besmelesidir. Ben nasıl söylemeye besmele ile başladıysam, sen de dinleme işine Rahman ve Rahim Allah Teala'yı Celle Celaluhu ve onun ismini düşünerek başla. Hatta B ile başlayan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gözeterek, düşünerek beni dinle. Dinle ki senden ve benden Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği o gevher ortaya çıkıversin. Bahis sırrıyla sana sesleniyorum, senin derunundaki mana ortaya çıksın. Sana bahşedilen, gönderilen özellikleri fark et diye. Hem B ile başladım ki, ulvi manalardan süfli düşünceler uzaklaşsın, ayrılsın diye. Ber ve Bari isimlerine sığınarak sana seslendim. Ebrar yağmurlarıyla tüm çirkinlikler gitsin. Güzel manalara yakın olasın. Seni uzak düşürenlerden beri olasın diye. Tüm güzellikleri kendi güzelliğine işaret eder şekilde icat eyleyen Hak Teala'yı Bedi'yi ismi şerifiyle de sana hatırlatmak istedim. Fani olan sevdalardan geçip, heva hevesinin fani rüzgarlarına kapılma tehlikesine düşmeden, baki olanı daima gözetmen için, El-Baki ismi şerifini bir kez daha nazarına verdim. Can kulağıyla işitmen için, Bişnev dedim. Sen Bişnev dememi, Ya Baki diye seslenişim kabul et. Yahut B'nin altındaki noktanın işaret ettiği ne kadar esma ilahi varsa hepsiyle sesleniyorum, kabul et. Hem böyle tefekkür eylersen B'nin berekete de işaret ettiğini görür, söylediklerimin bereketini de elbet bulursun. Bu bereket ve rahmetle kim bilir belki de B'nin altındaki nokta şeklini almış, Nur-u Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam sırrını da düşünür, tefekkür edersin. Bir de Behten kinaye değil mi hocam? Doğrudur. Bişne. Oraya bakınca Bursevi Efendimiz, evet, mevlidesi olarak buyuruyor. Ne kadar tatlı özetlemişsiniz. Şimdi bu mesela o Fatiha acayip, o sizlerin nazarıyla olmuş. Şimdi bakıyorum, mümkün değil yani. Eğer bunu biz yazdık dersek çok büyük hakaret olur şeye. Fakat şimdi mesela kardeşlerime de diyorum. Şimdi biz burada söylediğimizde çok ütopik, çok farklı gibi gelebilir. Bişnev diye başlanması belhe nasıl işaret ediyor diye. Almanya'daydık bundan 4-5 gün evvel. Onları biliyorsunuz, malumunuz siz çok daha iyi biliyorsunuz o kültürü, medeniyeti. Sizle de bu hususta konuşmuştuk. Şeyi unutamam. Satıyorum da hatta bazen bunu. Mistik metinleri böyle tercüme ederken
Almancanın İngilizceden daha uygun olduğunu bir kere Ankara'daki devlethanenizde buyurmuştunuz. Onlar hep zihnimdedir. Eyvallah. Onun sebeplerine, köklerine inmiştim. Şimdi bir yerden geldiği belli oluyor diyorsunuz. Yani bir logo, şöyle bir işaret yapıyor adam. Bir bakıyorsun Nike diyorsun. Almanya'dan yeğenim geldi, sen seviyorsun diye Adidas bilmem ne aldık sana dedik. Çocuk bir dön kızdı. Nasıl kızdı biliyor musun? Bir hakaret ediyor. Ciddi, şaka zannettik. Ciddi ciddi kızdı. Meğer orada kolpa, çakma, Adidas bilmem ne falan şeyleri çok büyük hakaret, böyle dalga konusu oluyormuş. Bir anda adam Alman kodlarına girdi. Anadolu kıvamından çıktı. Görmüyor musun bunun noktası böyle dedi. Bu gerçek Adidas değil. Dedik ne oldu lan, daha üstüne bir şey giyeceksin. Ya niye abarttın? Bildiğin gibi değil dedi ya, bunun çakması oluyor falan. Şunu anlatmak istiyorum. Adam oradan bir şey yaptığında orayla alakalı, ya şivesiyle alakalı ya rengiyle alakalı sana orayı hissettiriyor değil mi? Bakar bakmaz bu Amerikan malı diyorsun. Bakar bakmaz bu Alman diyorsun. Renginden bile anlayabilirsin. Bir ayakkabının üzerindeki kullanılan değişik renklerden, ay üç aşağı beş yukarı tecrüben varsa, alışveriş tecrüben, AVM'lerde seyri sülükün varsa muhakkak bilirsin yani. Ki ekseriye orada tamamlıyor bizim ihvan seyri sülükünü. Burada da bişnev denildiğinde tabi belhe kadar götürmesi var. Hocam şimdi orayı açacak bize ki. Şeb-i Arus dediğimiz düğün gecesi. Buna geleceğim bendeniz. Hop! Herkes düğün, bir düğün olsun. Aha, çok güzel. Çok güzel. Hemen doğulsun tabii. Bekliyordu o da zaten. Damat da seni bekliyordu yani. Veya gelin de seni bekliyordu. Nasıl bir çileyle başlamış. Hocam belhe işaret etti. Bendeniz çok memnun olurum hocamı dinlersek. Yani aslında bana... Hocam belediyeden de dediler ki sen sadece hocaya soru sorup susacaksın. Tamam, kurban olayım. Ya hayır, niye böyle oluyor şimdi? Eyvallah. Ne olur devam edin hocam. Budur. Lütfedersiniz. Arada sadece bir cümle. Bidayetten kinayedir buyuruyor. Bidayetten. Besmele siz zaten başlangıç. Evet. Besmele bidayettir buyuruyor zaten. Buyurduğunuz gibi. Yani bişnev diye başlaması, Kur'an Fatiha'da Fatiha, Besmele'de Besmele, B harfinde B harfi altındaki noktadadır. Bütün Mesnevi-i Şerif, bütün külliyatı Rumi, Kaddesallahu Sırrul Aziz, bağının açılımından ibarettir. Bütün Kur'an nasıl ki Besmele'nin ilk harfinin noktasının altındaki noktanın açılımından ibarettir. Hocam onu işaret buyurmuşlar. Behde Hazret 30 Eylül 1270'de dünyayı teşrif buyurup 17 Aralık 1270'de Konya'da Hakk'a vuslat etmişler. Martin Heidegger hakkında Jacques Derrida diyor ki, biyografisi yazılsaydı şöyle bir cümle özetleyebilirdi. Hocam demince enfes bir eritileme buyurdular. Bir benzetme yaptılar. Sanki Evliyaullah toplanıp bu aşkı kim anlatacak diye Hazreti seçmişler buyurdular. Heidegger için şurada, şu tarihte şurada doğdu, bu tarihte burada düşündü. Yazdı ve anlattı, şu tarihte vefat etti. Cümlesi onun hayatını özetler diyor. Hazreti de öyle. Bu aşkın muazzam ateşi çok gönülleri yakmış. Hamdım, yandım, piştim değil mi hocam aslında sıralama? Öyle de diyor. Hamdım, yandım, piştim. Evet. Yananlardan biri Yaman dede. Yanan dede, yanar dede, yakar dede, Yaman diye. 1884 Tavas doğumlu. Kayseri, Kastamonu'yu ailesi taşınınca 8-9 aylıkken, 11-12 yaşlarında Hazreti Pir'i manada görüyorlar. Başı öne eğik, Nâ-i Şerif üflüyorlardı. Meşk bitince bana baktılar, bir kez baktı ve bütün ruhuyla ruhuma aktı ve beni yaktı buyuruyorlar. Yani Yaman dede Kayseri deyince arkadaşlar hemşerif falan diyebilir. Yani Hazret daha önceleri kaçırmış olabilir not alırken. Eyvallah. Yani mühtedi değil mi efendim? Eyvallah. Rum Ortodoks. Ortodoks yani. Yani Yaman dede dediğimizde Kayseri'nin bir Anadolu genci parlak değil. Böyle cuma ile dedesine, bedesiyle beraber cumaya giden bir adam değil yani. Değil. Neyin yakaladığını evet. Anlatıyor yani burada. Bir Ortodoks değil mi? Eyvallah. Evet. Rum Ortodoks.
Abdurrahman Paşa Lisesi'nde okurken manasında Hazreti Mevlana'yı görüyorlar. Hazret buyuruyor ki, evladım ayağındaki pastı çiviyi çıkardık, rahat yürüyebileceksin ama yol uzun ve çok meşakkatli. Çok çile çekeceksin. Paslı çivi. Eyvallah. Emin Işık Hocam ruhaniyetine selam olsun. Vefatından, göçünden 2 ay önce gittik. Derslere gelemiyor İstanbul İmam Hatip Mektebi'nde. Pamuk Anne karşıladı bizi, Hatice Hanım. Hanım. İkinci eşi. Evet. Dedi ki çocuklar, 3-4 aydır 39-40 derece ateşi düşüremiyor doktorlar. Yaman dedenin yani. Yaman dedenin. Yanıyor. Evet. Fiziksel olarak yanıyor. Konya ile alakalı çok bağışlarsanız hocam birkaç satır. Emin Işık Hocam Yaman dedenin de talebelerini mülaki olmuştuğu vardır. Eyvallah. Birçok böyle aşıkların, birçok sadıkların, hatta selam olsun Osman Nuri Topbaş Hoca bile eyvallah, Yaman dededen talebe, Farsça dersi aldığını söylerdi. Mesnevi okuduğunu söylerdi. Osman Nuri Topbaş Hocamız. Ah! 29-12-1941. Hocamlar bir çerağı uyandırdılar. İrfa diye muhteşem bir akademi, bir vakıf teşkil ettiler orada. Muazzam, hem fiziksel olarak hem manevi olarak hem içerik açısından ve etkinlikler portföyü bakımından muazzam bir şey orada. İnşallah Allah baki kılsın. 29-12-1941 tarihinde Konya'daki ihvana mektup diye İstanbul'dan bir mektup yazıp gönderiyor. Ah Konya, Konya. Damarlarımda akan kan senin iştiyakınla yanıyor. Senin hasretine can dayanmaz. Ah Konya, sokakların alevden mi? Yaktın beni Konya. Aziz Konya. Senin koynunda yatan kim? Ezelle ebed senin etrafında semazen. Ezelle ebed senin etrafında semazen. Melekler vecde gelmiş fevç fevç iniyorlar. Nâ-i şerifler inliyor. Çehreler solgun ve perişan, ağlayan gözler, titreşen dudaklar, nazarlarda korkan bir niyaz var. Niyazkar bir eda ile birini soruyor. Aradığı biri var. İmam efendiler harap. Fakat işte papaz efendiler, haham efendiler. Onlar da kendi lisanlarınca icra ettikleri ilahilerle hıçkırıyorlar. Hocam Şeb-i Arus buyurdular. O muazzam tabut kimin? Toprağa giren hangi peygamberin kuludur? Her birinin ümmeti, bütün ümmetler birlikte sine dövüyorlar. Konya, matemzede Konya. Mateminin ağırlığını, katılığını sezer gibi oluyorum. Bak, taşların bile gözyaşları döküyor. Bu muazzam ayin bitmiyor. Kendimi bildiğim andan beri sokaklarında uçan bir tabut, sonsuzlukları içine alan bir tabut, tabutun arkasında matemin kararttığı bir sel gibi akıp giden insanların meddü cezri, inleyen insanlar ve nâ-i şerifler. Hayır, sende ölen yok. Sende ölüm nerede Konya? Seni öğrenen ve tadan ölmez. Seni tanıyan ölmez. Sen muhteşem bir maşrıksın. Bir an grubun hüzünlerine büründün. Asumanını nurlandıran güneş ufukların ötesine çekilir gibi oldu. Ardından bütün insanlarınla ve bütün kuşların, ağaçların, dağların, taşlarınla dövündün ve inledin ve indiyorsun. Sen grup sandın, inledin. Gizlenir gibi görünen, haba varan güneş bütün zerratına nüfuz etti. Güneş, sen oldun Konya. Yaktın beni hasretinle Konya.
Ruhumdaki ahı dinle Konya. Yıllarca bu mihnetinle Konya. Yaktın beni hasretinle Konya. Ne söylesem ki harabım, ne eylesem ki harabım. Bazen kendi kendime şöyle düşünüyorum. Kabil olsa da nüfus kaydımı Konya'ya naklettirsem. Keşke Konyalıların hemşehrisi olabilsem. Daha sonra şöyle düşünüyorum. Hazret Karacaahmet de dinleniyor. Bu hayata gözlerimi kapayınca beni Konya'ya defnetseler. Şöyle Kubbe-i Asuman Peyman'ın göründüğü bir yere. Konya damgasını taşıyan bir mektup gelince ruhum adeta yerinden fırlıyor. Yine aynı mısra dudaklarımı tezyin ediyor. Bütün ihvanımdan niyazım şudur. Hiç olmazsa senede bir defa, bir iki hafta kadar cananımın mihmanı olmam için ruhlarının bütün hararetiyle dua buyursalar. 29.12.1941 Yaman dedi. Ruhaniyetine selam olsun. Şimdi arz etmek istediğimiz bu işte. Sizi tenzih ederim. Hiç aşktan ve muhabbetten anlamayan bir insana şu satırlar ne yapabilir ki? Yani bir empati mi diyorlar şimdi? Hiç de o söze ısınamadım. Geçen televizyonda da programda patladım hiç. Yönetmen de çok güldü. Yani empati derken çocuğun patisini emmek gibi falan işler. Yani tuhaf bir şey. Çünkü kelimeler bize çok bizi sığlaştırıyor aslında. Yeni kelimeler de öğrense yeni bir sığlığa, yeni bir satileye doğru gidiyoruz. Yani kültürden kültüre gidiyoruz. Medeniyetten medeniyete akamıyoruz. Tamik-ı nazar, nazarı derinleştirmek değil. Her tarafı seyretmek var. İnsanlar eskiden başlarını kaldırmadan yolda yürüyorlardı ama biz onları aptal zannediyorduk. Onlar o manayı buldukları için kafalarını kaldırmıyorlardı. Şimdi trafikte bile kaza olduğunda herkes dönüyor bakıyor, sistemi kilitliyor. Uzatmayayım sözü, şunu söyleyeceğim. Şimdi Konya denildiğinde bu Konya'ya metüsena değil. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bir insan birisini çok seviyor. Bakın dikkat edin, ilahi falan, ilahi aşk falan demiyoruz artık. Onu kim kaybetti ki biz bulalım? Bir kızı seviyor, bir erkeği seviyor. Veya çocuğu orada. Çocuğu orada. Yani Amerika'da tahsil görüyor veya Anadolu'nun mecburi hizmet yapıyor veya asker. Ve hayatımda en zor mektubu ve anneme ilk mektubumu askerde yazdım. Ne zor işmiş. Anneme mektup yazmak. Askerdeyken, Şırnak'tayken. Hatta o askeriyenin ortamıyla bir baktım ki cümleleri falan kuramıyorum. Kafa gitmiş. Dedim ben korktum. Fuzuli divanı, Şırnak'ta Fuzuli divanı olan tek kişi bendim. Adam böyle baktı. Çağırdı böyle çavuşları falan. Arama yapılıyor. Fuzuli divanı, ismi rekkebi, Niyazi Mısri divanı çıktı. Şırnak'ta. Bu ne lan dedi. Affedersin. Önce Kürtçe falan bir şey zannetti. Fuzuli, Niyazi Mısri falan diyor ya. Tuhaf tuhaf isimler. Çünkü okumazsam gideceğim dedim. Kafa duracak. Annemi düşünebiliyor musunuz? Yani bir çok seven bir insanı düşünün. Memleket. Hiç önemli değil. Mektuplar içerisinde Kayseri'den bir haber denildiğinde Kayseri'den senin için Ankara, Yozgat, bin hiç fark etmez. Ama Kayseri'de oğlu varsa, doktordu, binlenmeydi, talebeydi, talebe yurdunda kalan bir kızı varsa Kayseri deyince böyle gözler. Adnan'ın bile değişir. Onu anlatıyor zaten Hazreti Pir Mesnevi'sinde, Padişah Cariye hikayesinde. Seven adam için oradan Semerkant deyince nabzı değişti diyor Cariye. Sevdiği orada çünkü. Konya'da benim sevdiğim diyor. Nasıl olur? Konya'yı herhangi bir navigasyondan, Google'dan falan baktığı konumlarla, belli bir koordinatlarla olan yer olarak değil. Sevgisine göre noktaları koyuyor. Ve aslında burada Yaman Dede zannedebilirsiniz ki Hazreti Mevlana'ya aşkını anlatıyor. Ben deniz o kanaatte değilim. Ben Hazreti Pir'in Konya'sına böyleysem sen bana Medine'yi sorma diyor aslında.
Yani Şebar Usta da bunu bendeniz, bir cümlem var onu arz edeceğim hocamın sözünü. Yani Medine'yi bana sorma bile. Yani Medine dediğinde hani yine tezkirede geçiyor. Bir zata rastladım diyor Hazreti Cüneyt devrinde. Selamun aleyküm dedim diyor. Hu. Aleyküm selam diye selamı ben aldım diyor havada kal. Aşık ne yapıyorsun? Kimsin sen? Hu. Adın ne? Hu. Buralı mısın? Hu hu hu. Hu hu niye diyorsun hu? Hu. Hu'dan kastın ne? Hu. Allah mı demek istiyorsun deyince adam öldü diyor. Allah lafzını benden duydu. Allah dedi göçtü diyor. Ay çok da deliymiş. Yo. Aslında sende bu muhabbet var ama ya bir malda ya bir kariyerde ya karı yemezde ya erkekte ya çocukta sen de bu aşkı bir yerden sürüyor. Aşksız insan yok. Ebu Cehil de aşıktı nefsine. Herkes aşkla yaşar bu dünyada. Bir şeye meftun olarak yaşar. Burada Konya'yı edeplice, ah Konyalılar, ben de hani böyle görüyorum derken ne kadar şanslısınız. Ben de mi size yazılsam? Onlara o aşkı anlatıyor. Oraya mı gömülsem acaba? Neyin farkında mısınız siz aslında şu anda nerede olduğunuzun? Kendi özlemini anlatmıyor arkadaşlar. Yanarak aydınlatan şekilde bir Yaman dedi olmuş. Bendeniz o sıralamanın öyle olduğunu söylerler ama yandım kısmı çok hoşuma gidiyor. Piştim, yandım. Orada yanmak, dibi tutmak manasına gelmiyor. Şu gördüğünüz ışık, yolunuzu kat ederken gördüğünüz ışık, daha evvel ona yanmış olan pervanelerin ortaya koyduğu ışıktır demektir. Biz kendimizi anlatarak değil, yanarak sizin yolunuzu aydınlatıyoruz. Yanıyoruz. Narı aşkın benden öğren tabi estiği suzunu, ben ana pervaneden evvel yanan pervaneyim diyor adam. Dehşet bir söz. Sen ateşi görüyorsun diyor, aşkı mı öğrenmek istiyorsun, yakıcı aşk. O ateş diye gördüğün var ya diyor, pervanenin gittiği ateş. Sen onu ateş zannediyorsun. O ateşi yanar vaziyette gördüğün şey var ya, ona önceden yandım ben diyor. Ben pervaneyim aslında. Yandım. Sen onu ateş diyorsun. Ben o aşka pervaneden önce yanan pervaneyim. Yolumuzu aydınlatan bu insanlar yanarak aydınlatmışlar. Anlatarak değil sadece. Kendi benliklerini yakarak karanlıklarımızı aydınlatmışlar. Bu Hazreti Mevlana'nın bizim üzerimizdeki hakkı değildir anlamak. Hazreti Mevla'nın kendisini anlatmak üzere vesile kıldığı kulları anlamakla alakalı bir hak vebalidir. Kulluk vebalidir diyerek hocamı dinleyelim tekrar. Hocam Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün hocası Yahya Kemal'e merhum, Türkler Viyana'ya kadar nasıl gittiler diye soruyor. Hı. O da buyuruyor ki, bunu bilmeyecek ne var diyor. Pilav yiyip, bulgur pilavı yiyip Mesnevi okuyarak diyor. Biraz lütfeder misiniz bize? Bu ne demek istiyor Hazreti? Dünyada yani bu yapılacak şey mi hocam? Tamam, bana hocam. Bunu soruyoruz. Onlar bile gülüyor yani. Dünya hayatında insanı iktifa edeceği kadar. Şimdi bu metabolik balans diye rejime başladım ya hocam. Eyvallah. İnsan hakikaten ekmeği, bir dilim ekmek hakkım var. Doktor öyle demişti. Senin metabolizman bozulduğu için sen ekmeğe saldırıyorsun. Tamam ben sana buğday ekmeği, tam buğday bilmem ne Bolu'dan getirteceğim. Bir dilim ekmek yeme hakkım var diye bir dilim ekmek veriyordu. Dedi ki bu tedavi başladığında ekmeği aramayacaksın bile. Ben dedim ki anlat yani. Ben ekmeği aramayacağım. Bir ekmeği koyuyordum, bir dilim ekmeği. Yemeği tamamladıktan sonra bakıyordum ki ekmeği ellememiş. Yani çıkıyor kafada. Dünya ile işleri kendilerine yetecek kadar. Hocam bulgur pilavı demesindeki altın detayı çizdiğinde Karatay'dan çekindiği için değil. Bu bir realitedir. Öteki pirinci yiyen insanlara toplum olarak ciddi bir kafada farklılık, davranışlardaki bozuklukla tespit edilmiştir. Yani çok pilav, pirinç pilavı yiyen insanlarda belli tıkanıklıkların olduğu artık ilmi araştırma konusudur.
Çin vesaire falan o bölgelerde bunu çok tüketen insanların şeyi de ortaya konulmuştur yedikleri şeylerle. Bunu bizim Cumhuriyet tarihinde aslında Cumhuriyet tarihinde ilk işleyen kişi kimdir biliyor musunuz? Elmalı Hamdi Yazır'dır. Tefsirinde buna yer verir. Toprağın ve yiyeceğin insanın yetişmesindeki etkisiyle alakalı. Allah razı olsun kendisinden. Bulgur pilavı denildiğinde tok tutar, işini görecek kadar, kuvvet verecek kadar bir şeydir, o kadar. Kebap mebap istemez. Bedenimi idare edecek bir şey olsun yeter. Mesneviye gelince sonsuz bir aşkla besleneyim. Bunun sonu yok. Bana aşkı burada bitti, bu kadar sevda yeter değil. Bu aşk yetmez, daha ileriye, daha ileriye diyebilecek bir kitapla bunu yaptılar. Dünyada kanaat ettiler, aşka kanaat etmediler. Aşkla dünyaya kanaat ettiler. Demek için böyle bir şey söylendiğini söylüyorum. 28 ülkede Mevlevihani'den bahsediliyor hocam. Malumunuz. 120 kadar tespit ettik efendim. Eyvallah. Evet, 28. Avrupa'da, Balkanlar'da. Kırım'daki ne kadar dehşet hocam. Eyvallah. Çok uğraştık bakalım ne yaptılar bilmiyoruz. Sonradan İnşallah. Biz yaparız dediler, aldılar birileri ama bilmiyoruz. Her yere gitmiş. İnşallah himmetinizle. Osmanlı sultanları ve Osmanlı seçkinleri, yöneticileri Mevlevi'ye çok muhipler, tabii, mütemayiller, Mevlevi olanlar var. Bir medeniyet diğer bir medeniyetin üzerine, temellerine çıkmadan yükselemez. Selçuki'de payitahtta, cülusunda padişahın o toplumdaki saygınlığını Hazreti Pir'den almasından dolayı Osmanlı'da muhakkak cülusta tahta oturduğunda padişah bir Mevlevi dedesi bulunuyor. Biz o medeniyetin devamıyız. Behten beri geldik. O bağ ile, o besmele ile ona bir vefa gösteriyor muhakkak surette. Bu da yine sünnet hocam. Efendimiz buyuruyor ki bu asırda gelmem boşuna değil. Hatem-i Tayyi gibi cömert, Nuşirevan gibi adil bir hükümdar bu asırda oldu diyor. Yani Allah Teala peygamberini gönderirken bile zaman zemini ona göre seçiyor. O yüzden onun manevi mirasına biz sahip çıktık demek için önemsiyorlar. Muhakkak Mevlevi ile Mevleviye ile bir alakaları var ki Allah-u Alem bunların ruhlar aleminde ille bir yere bağlılar ya manevi olarak. Bağlı oldukları zat da biz bunu seçtik onu oku diye manevi işaretledi muhakkak. Yapıyorum. Hazreti Pir'e işaret ediyor. Mevlevi haneler aynı zamanda birer akademi işlevi de görüyor. Yüksek, yüksek evet bayağı yüksek. Bilhassa musiki, diğer kutsal ya da geleneksel sanatların da öğretildiği ve icra edildiği, meşk edildiği bir ortamlar. Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin iki gülü malum haliniz. Şeyh Galip Dede, Ali Nutki Dede'nin, Nutki Ali Dede'mizin dervişleri evet. Ve Osmanlı musikisinin, Türk musikisinin zirvesi sayılabilecek Hamamizade İsmail Dede Efendimiz de yine Nutki Ali Dede'nin dervişi, yetiştirdiği bir derviş. 22 yaşında Sermezini Şehriyari Sultan 3. Selim devrinde. Sultan 3. Selim büyük bir bestekar, yine Mevlevi Muhibbi. Kutbunnayi Osman Dedeler, Hüseyin Fahrettin Dedeler, İsmail Dede Efendiler, bir bakıma Osmanlı ya da klasik Türk musikisinin, Yahya Kemal'in ondan bir şey anlamayan bir şey anlamaz bizden dediği o muazzam musiki geleneğinin de beslendiği ve üretildiği ortamlar olarak Mevlevihaneleri. Evet, zirve hocam. Yani adeta kemiyet olarak değil, keyfiyet olarak zirveye taşımışlar. Mesela sema ayinin de aslında şöyle bir özelliği var diye hem beraber eğer tesip buyurursanız ondan da birkaç cümle arz edeyim. Mesela çok acayip, Mevlevi semağı sessiz bir zikirdir. Yani nakşiye gibi. Cehri değildir. Hareket vardır ortada ama hep kalbidir yani. Allah, Allah, Allah denmez yani, sesli söylenmez. Bu kalbi söylenir yani Allah diye çark atmak. O çarkta her dönüşte bir ismi celal zikri vardır. Yani şimdi bakıldığında hareket, devrani hareket var. Ayakta oluşları kıyami. Arz edebiliyor muyum? Kıyafet olarak da hepsinin bir, gerçi bu Cenab-ı Pir'den sonra belli bir dönem sonra artık daha müessese haline gelmiş. O hem bunu biz böyle daha güzele taşıyalım demek için de değil, Allah-u Alem. Şimdi görüyoruz ki kerametleri
bozulmasın diye erkanını artık koymak zorunda kalmışlar. Ondan sonra Galata Mevlevihanesi'nde bir gün bizi program diyorum, bilhassa mukabele demiyorum. Rahmetli mürşidimden istedikleri, hadi gidin demişti. Niye böyle hadi gidin diye kerhen söyledi, sonra gidince anladık. Toprağı bol olsun, hokkabazın birisiymiş meğer Posnişin. Dinle, imanla alakası olmayan, Hazreti Pir'in piyasasından geçinen bir adammış. Baktım meydanda bir yemyeşil post, yeşil. Farkında değilim, o da kenarda oturuyormuş. Sesli konuştum, Allah Allah dedim ya, yeşil post. Hiç de dedim yeşil post yoktur yani. Yok dedi, bizim mürşidimiz yeşil koyuyor dedi. Dedim hiç yeşil post yoktur yani, kitaplarda da erkanda da bu yazmıyor dedi. Demez mi ki oradaymış meğer? O irşat postudur. Biz kitapları denize attık dedi. Kitaplarla bu iş olmaz dedi. Biz bulduk bunu dedi yani. Orada da benim işte gençlik de var. Sigortam attı. Keşke dedim Hazreti Pir gibi yapsaydınız dedi. Anlamadım dedi. Okuduktan sonra atsaydınız dedim yani. hiç okumadan atılır mı ya? Yanındaki müritler de gülünce bayağı kötü oldu yani. Böyle bir güldü, ters ters baktı, siz de gülüyorsunuz bu espriye falan. Ya okuyup atsaydınız keşke. Ya bu okumadan atmak cinaslı oldu. Çok olmamalı. Bakın hocam muhabbetini aslında setrediyor. Hocam metinden okuyor. Fatih Hoca konuşuyor zannediyorsunuz. Ben sizi biliyorum, damarınıza kadar biliyorum. Kaç senedir beraberiz ya. Keşif değil bu. Yanlış. Hocam kendisindeki varidatı metinden alıyormuş gibi gösteriyor. Aslında olması gereken o. Burada da hep büyüklerin sözüne atıfla, yani sen ortada dur ama yani biz şimdi semaden canlar gibiyiz. Hazret posta oturuyor. Hareket etmiyor zannediyorsunuz ama değil o yani. O yüzden hocam başlayayım. Sen kötü yapacak. Bu kötü bir yere doğru gidiyor hocam. Sizi dinleyelim hocam. Buyurun. Hocam lütfediyorlar, lütfettiler. Ben ürün yerleştirme gibi ara sıra girer çıkarım. Kimmetleri daim olsun. Hocamın da pek sevdikleri merhum Tevfikileri, Hazreti Pir'in muhibbiydi. Hanımefendi annemiz, Vasfi annemiz. Fakir, nazarının düştüğü yerde bulunduk. Vasfi annemizi tanıma bahtiyarlığına eriştik. 4-5 sene kadar. Ya, İhsan makamındaydılar. Insanlar. Bir yassıada yatarken Tevfik babam çok ağır eziyetlere maruz kalmış. 49 yaşında vefat etmiş. 10 yıl bakanlık yapmış. Ailesi kirada yaşıyor. Böyle çok İmam Hatip mekteplerini açan Yüksek İslam Enstitüsü'nü, 3 üniversiteyi, Orta Doğu, Erzurum ve Karadeniz Üniversitelerini, onlarca baraj yapan, yollar yapan, 1. Boğaziçi Köprümüz, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz'ün aynı zamanda fikir babası. Evet. İhale aşamasına kadar getirmiş. Şevki Sevgin merhum Neyzen, dostları, o da pamuk şekeri bir zat, ruhaniyetine selam olsun, çok tatlı bir zat. Hiç olmayan bir fotoğrafını göstermişti, bir ney meşke esnasında. Eşi mi göstermişti? Vasfi anne göstermişti. 31 Aralık 1961 gecesi vefat ediyor, göçüyor Tevfik Baba. O sene 17 Aralık'ta gidemiyorlar. O dönem mektupları var. O Ulu Sultan, biz küçük günahkarlarını affedecektir diyor. Yassıada'dayken yazdı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Konya'ya Yassıada'dan ne yazıyor? Gidemedikleri için. Bir gün Tevfik diyor, yatsıda büyük sevgilinin huzurunda, fakir önde, melekler arkada, kızlar arkada, iki kızları var. Ellerimizi açarak ilk defa şöyle niyaz ettik. Utana sıkıla. Ya Rabbi, bu senin için pek küçük ama bizim için pek büyük bir şey olacak. Artık bizi kavuştur da bu hasreti dindir. Ayşe önce amin ikisi, fakat sonra Ayşe birden isyan etmez mi? Öyle ya, bu senin kudretine ağır gelmez. Hem bu duamızı kabul etmezsen bir daha dua etmeyeceğiz. Tevfik
Babanın 3 mektubu var mukabil. 3 gün üst üste yazmış, göndermiş. Ah kızım, ah Ayşem, melek kızım. Sağlıklı, hür ve sağlıklıyken her daim şükredebildik mi ki? Şimdi bu haldeyken isyan ediyoruz. Bize verdiklerinin sadece bir zerresine bütün ömrümüz secdede geçse yine de mukabil etmiş olmayız. Teşekkür etmiş olmayız. Vesaire vesaire. Vasfiye anne o 3 mektuba tek bir cevap yazmışlar. Ya Tevfik, görüyorsun ya, sen tıpkı o aşığı olduğun Hazreti Mevlana gibi ondan gelen her şeyi sevdin. Biz ise bazısına itiraz ediyoruz. İşte aramızdaki mertebe farkı bu. Şevkin daim olsun hayatım. Yani muhabbet kuşun uçmasına, aşk kanadı kırılırcasına uçmasına, şevk ise kanadı kırıldıktan sonra da uçmasına der harifler. Şevkin daim olsun hayatım. Sami anne ile genellikle Konya'ya giderlermiş. Bu arada Muhlis Koneri hocam ansak mı lütfunuz olursa? Konya'nın bu ihtifalleri başlatan ve Süleyman Hayati dedemizi oraya aşçı olarak Hazreti Pir'e gelen misafirleri konuk etmesi için, onlara yemek yapması için orada aşevi ve ilk misafirhaneyi inşa eden, Konya'ya atlı tramvayı ilk getiren muazzam bir belediye başkanı var. Muhlis Mehmet Muhlis Koner. Ruhu şad, makamı âli olsun. Muazzam hizmetleri olmuş. Şimdi bilhassa Amerika'da Mevlevi dervişleri çok fakir birini tanıma bahtiyarlığına erişip bir acizane öykü yazdım. Christopher diye. Bir gün bir meşk mekanı var. Timuçin Çevikoğlu üstadımızın. Oraya gittim. Çağırgah ayini şerifi icra ediliyordu. Genellikle hocam daha iyi bilecekler. Çağırgah ayini şerifi icra edilirken hep yangın çıkarmış. Çok ateş gibi bir Mevlevi ayini şerifi. Birçok tekkede yangın çıkmış o icra esnasında. Ben de mutfağa gittim. Saf bir şekilde dedim, burada ocakta falan bir şey olmasın. Hani bir yangın çıkmasın. Ayini şerifi yarım yamalak dinledim. Nai şerifi üfleyen heyet içerisinde başında hiç saç olmayan, muhtemelen az saçı olan seyrek, onu da kazıtmış. Yaşından genç gösteren, meğer 72 yaşındaymış, bendeniz 40 filan gibi gördüm. Birisi vardı, yabancı olduğu anlaşılıyordu, Türk olmadığı. Aynı şerif icrasından sonra çay içmeye başlandığında Christopher, adı Yusuf, tanıştırdılar, Türkçe bilmiyor. Amerika'da yaşıyor. Aslında İsa, Christopher malum. Museviymiş aslında. Almanya'dan kaçan ailelerden birisinin evladıymış. Hazreti Pir'i rüyasında, manasında görüp Müslüman olmuş. Ve Nai Şerif öğrenmiş. Bütün Mevlevi Ayin-i Şeriflerinin defalarca icrasına katılmış. Hayatı tamamen değişmiş. Yani tabiri caizse Şeyh Ekber Efendimiz'in tabiriyle omuzundan Cenab-ı Hak okşamış gibi görülüyor. Gizlemek için ailesi o korkuyla, hani Museviler, Christopher koymuşlar çocuğun adını. Cenab-ı Hak da onu İslam'dan bir şeref kılmış. Dedim ki bağışlayın, böyle şimdi yaptığım gibi hadsizlik, edepsizlik yaptım hocamın huzurunda bu kadar konuşarak. Fritjof Schoen'un Gönül Gözü eserini okuyup okumadığını merak ettim dedim Christopher'un. Öyle bir çağrışım yaptı. Türkçemize de henüz tercüme edilmedi maalesef o kıymetli eser. Gülümsedi. Eseri biliyor muhtemelen. Dedi ki bendeniz kitap okumuyorum dedi. Tercüme etti arkadaşlar. Her sabah namaz eda ettikten sonra namazı 2 saat kadar Nai Şerif üflüyorum. O bana her şeyi anlatıyor dedi. Sonra artık
cevabımızı alıp sustuk tabii. Şimdi yine susmak istiyorum. Estağfurullah. Ebul Hasan Arakani Hazretlerinden bahsederken ruhaniyetleri üzerimize olsun. Size de hep arz ettiğim sıkça, bazı meşheplerde ney sesi dinlemeyi bile şey görmüşler, dinlemeyin demişler. Caizdir, değildir falan gibi mevzu çok acayip alakasız bir yere kadar da gelmiş. Fakat işin aslı o değil. İşin aslı, yani aslı o değil derken hani biz işin aslını çözdük manasını söylemiyorum. Öyle anlatmıyorlar yani işin aslını. En güzel bunu izah eden hadise, sizlere de birkaç kere arz ettiğim şu vakadır. Bir Nakşi dervişi, meşreplerinde de ney sesi dinlemek, neyle meşgul olmak haram sayılan bir meşrebe mensup olan zat, sabah namazından sonra şu pencereyi biraz o وَالصُّحْهِ اِذَا تَنَفَّسْ ayeti kerimesinin tecellisiyle sabahleyin yer nefes alır. Ve o yüzden onun oksijeni falan çok olması, böyle hani o da böyle dışarıya bir hava çıkartır. O yüzden sabahleyin o güneşi de, sabahleyin o nefesi de insana hayat, can verir. Pencereyi açmış, güzel bir hava gelsin diye, hava gelirken havada süzülen bir ney sadası. Uzaktan kim çalıyorsa artık, üflüyorsa. Onu bir duymuş, bir başlamış sayha atmaya, farkında değil. Böyle yırtıyor yakasını. Bu size yine hikaye gelebilir. Yani bu yine size hikaye gelebilir. Mümkündür. 1988 senesinde, 89 belki senesinde televizyonu da bunu anlattım. İki uçağı rötar yapmış Meksikalı'nın. Şurada bir tekke musikisi vardır diye gelip kenarda seyrediyorlarmış. Haberimiz yok. Biz semadayız. Sema zannik yapıyorum yani. Sema ayinindeyiz. Burası çok önemli arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Size diyorum. Kaçırmayın bence. Çok güzel burası. Sema aynı sırasında bir yerde turistler oturuyor. Biz de dönerken bir baktım birisi. Çünkü usta sema, yani çok sema yapanlar. Usta semazen demeyeyim de. Bu işin bedeni, fiziki kısmını. Mesela buradan dönerken bile sizin aranızda konuştuğunuzu görür burada sema eden kişi. Ustaysa. Ha sen dönüyor aa falan filan yapıyorsun, görmüyor adam diyor, kafası dönüyor sen. Hepinizi görür. Hatta o böyle kağıdın böyle çizgi film yapılma tekniği gibi detaylarıyla görür, hatta slow motion gibi görür yani, anlatabiliyor muyum? Tekesik kese tak 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 tak. Senin bakarak 10 dakikada göremedin, o bir saniyede tak görür. Bakmıyor der, burnunu karıştırıyor der falan mesela. Ancak böyle dikkatinizi çektiğim için bunlardan şey yapıyorum. Böyle natürel şeyleri pek şey yapmıyor yani. Sıhhatsiz şeyler konuşulunca daha çok dikkat uyanıyor da o yüzden söylüyorum. Yoksa biliyorum hafif konuştum. Dedim bu turistler buradayken adamın yaptığına bak. Birisi bam 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 lambirlere kafasını vuruyor. Öyle böyle akla zarar bir ses yani. Kemik sesi duyuyoruz, tahta değil. Vuruyor böyle. Eyvah dedim şimdi. Burada turistler var. Turistin oturduğu yer orası. Buraya da bir meczup geldi. Kafasını buraya vuruyor. Şimdi dedim bak görüyor musun bu gavurcuklar nasıl korkacak İslam'da. Meğer o kafasını vuran Meksikalıymış. Neyse. Davayı hallettik. Adam ne dedi biliyor musunuz? Uzatmayacağım sözü. Semaya çıktılar dedi. Bu ne yapıyorsa yaptılar işte yaptıkları. Mistik diyor, dans diyor. Açıldı diyor çatı. İçeriye rengarenk, rengarenk kokusu, bakın tabire bakın, kokusu ve böyle insanı da böyle ürpçe yapan, yani içini böyle huzur duyan, kokusu, rengi olan, sanki bir şeyler anlatan ışıklar inmeye başladı. Yani böyle ışık hüzmesi vom değil yani. Bir ışık iniyor, kokusu var diyor ışığı. Her yerimi kapladı diyor, oradan geldi diyor, parmak uçlarımdan çıktı diyor, dayanamadım diyor. Adam ne dedi biliyor musunuz? Çocukluğumdan beri kiliseye gidiyorum dedi. Ben Katoliğim dedi. Ben ömrü boyumca bu kadar senedir gidiyorum, şu yaşımdayım. Bir kere ben kilisede bunun yanından bile geçmedi. Döndü bize dedi ki siz kim, nereden alıyorsunuz bunu dedi. Nereden alıyorsunuz bunu?
Anlatayım dedi Sefer Efendi. De anlattı, iyiyim. 4,5 saatte Müslüman oldular. 4,5 saat. Şimdi ben oldum mu dedi sizin gibi. Tamam, bundan sonra paso görürsün dedi. Sonra döndü bize, biraz zor görürsün. Baştan gösteriyorlar da. Ama derdi ki, bunun tadını almak için böyle bir parmak bal çalarlar ağzına. Ömür boyunca onun tadını ararsın. Ama tatmışsın. Sana kimse şekerli suyu hakiki bal diye yutturamaz. Sema, o zevkin taklit de olsa onun yine kendine ait bir zevki olarak yapılacak bir şeydir. Muhteşem bir şeydir. Burada Tevfik ileri. Ben çok işte benim şeyim var, çocuk büyütüyorum ama vallahi ben Mevla'm falan bu işleri şey bulamıyorum. Sen bana realiteden bahset. Al işte Adnan Menderes'le idam sehpasına 1001 iftira ile oturmuş bir adamı Hazreti Mevlana'nın muhabbetiyle yazmış olduğu mektuba bak. Biz onu yazsak öyle mi mektup gönderirdik? Aklımıza bile gelmezdi belki. Esas mesele, hocam neyi bağladı? Viyana kapılarına giden adamla, oradaki o yeniçeriyle, İlahi Kelimetullah, yassı adada mahpus olmuş bir insan da bu aşkta buluştuklarında nasıl mesafe kat ediyorlar, nasıl hizmet bırakıyorlar, nasıl bugün hala güzelliklerini konuşuyoruz, bunu anlatıyor. Dikkatli dinlenildiyse. Berk'ten Konya'ya işaret edildi, Viyana kapılarından Tevfik yassı adaya işaret edildi, öz vatanında parya denildi. Ama bu adamlar gerek hür olduklarında, gerek esir gibi olduklarında, gerek Yusuf gibi olduklarında, gerek Zülkarneyn gibi olduklarında aslında hep aynı şeyi aramış, hatta haşa biz kendimiz gibi konuşmayalım, bulmuş ve bu şekilde seyri sürük etmişler. Sen de şimdi bana okuldaki durumunu, evliliğini, çoluk çocuğunu, para hesabını, bizim de kendimize göre bazı duygularımız var. Biz de tabii senin gibi saçına sakalına ak düştüğünde biz de bunları konuşuruz. Ama benim şimdi kendime göre işlerim var. Yok, öyle değil. Alim adam kocadıkça koç olur, cahil adam kocadıkça hiç olur derdi anneanne. Bu iş baştan karar verilerek olan bir iş. Zamana bırakılarak olacak bir iş değil. Zamana bıraktığında seni yer. Kendini yere bıraktığında yer yüzü. Yüzü de yer yani. Hiçbir şey bırakmaz. Kendini bırakmayacaksın. Hazreti Mevlana öyle der. Sen yere indirildin ama yerde yaşamak için değil. Sen göklere yükselmek üzere indirildin der. Dehşet sözlerdendir yani. Dehşet sözlerden. İşte sararttı seni bir gümüş bedeninin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın, altın benim rengime aşık. Sultanların aradığı sultanım ben. Gönlün kıblesiyim. Hacetler kıblesiyim ben. Benim tekkem, alem, medresem, dünya benim. Güneş ne doğulu ne batılı. Ben güneşim buyuruyor Hazreti. Ben ne doğuluyum ne batılı. Tabii orada edebi sanat olarak da ben şemsim diyor. Eyvallah. Neden? Yani şems. İlahiyat-ı şems buyuruyor. Divan-ı Kebir'ine, Tanpınar Beşşehir'de, Konya bölümünde, nasıl ki Orta Çağ batısı, Avrupası, Dante'nin eserinde toplandıysa, bütün şark da diyor, ihtiyar şark da diyor, hak ile hak olma iştiyakı bakımından Divan-ı Kebir'dedir diyor. Divan, büyük divana ilahiyat-ı şems diyor. Şems diye tapşırıyor pek çok nutku şerifini. Lütfedersiniz hocam. Estağfurullah. Şems-i Tebrizi mahlasını da. Ben deniz bu Hazreti Şems'e Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz hakkında 13-14 önemli cümle defterlerimde kayıtlı Şeyh-i Azizim'den dinlediğim. O da Mürşid-i Ekmeli Fahrettin Efendi'den bunu dinlermiş. Biz şöyle öğrendik. Bir yabancı geldi dedi ki Hazreti Mevlana çok konuşuluyor. Şems-i Tebrizi'den niye az bahsediliyor dedi. Bugün gibi hatırlarım. Gece 12'yi geçmişti. Tıraş, dışarıda tıraş falan olmasın diye affedersiniz ihvanda birçoğu gönderilmişti. 5-6 kişi var. Berberi gelmişti.
tekkede hadi yine vaktimizi boş geçirmeyelim. Yabancı birisi var dedi burada. Tercüme etsinler, soru sorsunlar. Tıraş olurken anlatmıştı. Bugün gibi hatırlıyorum. Saçlarını falan fakir alır defnederdim. Tekke toprağına dışarı atmazdık. Dedi ki niye böyle oluyor dedi. Şems'ten çok az bahsediliyor, Hazreti Mevlana'dan çok bahsediliyor dedi. Dehşet bir şeydir yani. İşte ne bekliyoruz şimdi? Farklı bir şey bekliyoruz. Derler ki alim, yani zahiri ulema fikir icat eder. Arifler akıl icat edermiş. Onu ben bendeniz bizzatı görmüşümdür yani. Neye benzediğini takdir edemem, idrak edemem de herhalde böyle bir şey. Durdu ne dedi biliyor musunuz? Kesiyor bir yandan berber. Şimdi bak dedi, kendisi edebiyatla meşgul mü? Evet. Writer Tarnal'a çeviriyorlar, ağzında leblebi var birisini. Espri yaptım yani. Ama çok anlaşılmadı, peki anlatamadım. Dünya edebiyatına, sadece bizim edebiyat değil, dünya edebiyatına baktın. O hangi edebiyatı biliyorsa dikkat etsin dedi. Ay'dan her zaman daha çok bahsedilir dedi. Güneş'ten az bahsedilir dedi. Mevzuya bakar mısın hocam? Ya? Bak dedi, dünya edebiyatında 100 düşünsün. Ha şöyle yapalım dedi. For example dedi, güldürdü hatta. Zihnindedir, üzerine giydiği elbiseye kadar. 1986. For example dedi, hatta son story dedi, güldürdü adamı. Mesela dedi 100 şiir kabul et, bunlardan 98'i mehtap, ay, hilal, geceliğin çıkan şeyse, bunun %2'si güneştir dedi yani edebiyatta. Halbuki acayip değil mi dedi, ay ışığını güneşten alıyor dedi. Bak, sonra durdu, ya dedi. Hadi sana şu kadar söyleyeyim dedi. Şeyhimden dinlediğim bir söz. Orada da adam yanlış tercüme etti. Şeyh şeyh dedi, hoca değil dedi. Ona göre tercüme etti. Düzeltti de tercümeyi. Hazreti Şems-i Tebrizi'nin şeyhine, talebeleri, halifeleri her gün birisi ya bir gazel ya bir şiir yazıp getiriyormuş. Şems-i Tebrizi de yazamıyormuş. Şiir kabiliyeti yok. Onlar da böyle kabiliyetsiz oldukları zaten, ben de bunu yapayım diye gösterecek halleri yok. Moda budur diye. Bir gün mahzunken, sen niye üzülüyorsun ya Şems demiş. Hocası, mürşidi. O demiş ki efendim, herkes talebelerine size bir şeyler yazıyor. Ben yazamıyorum. Özeniyorum yani. Çok şeyler söylemek istiyorum ama yok, kabiliyet yok. Üzülme, üzülme. Ben sana öyle bir ağız vereceğim ki ya Şems. Kıyamete kadar susmayacak demiş. Sen yazmayacaksın ama sana yazacak bir ağız bulacağım ben demiş. Şimdi işin menkıbe kısmı bu. Söz kısmı bu. Ama daha acayibi var. Hazreti Mevlana'nın şiirlerindeki mahlası Şems. Şems-i Tebrizi dediğiniz o. Ve kıyamete kadar da o halifelerin yazdığı şiirler gitti, unutuldu. Ama hala Şems konuşturuyor. Hocam o kadar yorgun ve uykusuz ki. Ha, belli mi oldu? Hayır, kurban olurum. Gerçekten çok. Almanya'dan geldik, 10 saat, 15 saat sonra Kuveyt'e uçtuk. Sabah 8.30'da birkaç saat ancak olduk. İstirahat edebilmişler. Estağfurullah. Bir hocamın bu muhteşem pendik meyvesinden, belediyede var mı hala bilmiyorum. Belediyede var mı mevcudu üstadım? Var. Bir de biz onun basımını da yapıp birçoğunu da dağıttık yani fahri olarak. Buradan bir tefeülle lütfen noktalayalım mı hocam? Noktalamak. Bir desturunuz olursa. Size kıyamıyoruz. Bir şey yapsanız. Eyvallah. Buradan hocam. Peki. Ne olur. Bismillah. Sen sadrını bana açsan, ben sana sadrımdakileri aktarabilsem. Fakat sinen sadece bu alemde nefes almak için inip kalkmakta. Benim sadrımdaki iniş ve çıkışlara nasıl ayak uyduracak? Nasıl benle Kab-ı Kavseyn olacaksın? Men beher cemiyetin alan şudem, cüfti bedhalanu hoşhalanu şudem. Dinleyene ney seslenerek der ki, ben her cemiyette, mecliste inleyip durdum. Kötü huylu olanlarla da, İyi huylu olanlarla da düşüp kalktım.
Benim bu feryadıma herkes şahit oldu. Ele geçmez değilim. Hiç duyulmadık şey de yapmıyorum. Bilakis her türlü mecliste bulundum. Aslından ve asıl vatanından uzak kaldığını hiç düşünmeyen, öylece oturduğu yerde kalan hareketsiz, atıl, cahil ve gafillerle çok bulundum. Onlara bu derdi çok anlatmak istedim. Aslını buldum zanneden ve asıl vatanını idrakten yoksun olarak heva ve hevesiyle kendini iyi zannedenlerle de oturup kalktım. Beni bilmez değillerdi, duyarlardı, işitirlerdi. Bir kısmı hiç itibar etmezken bir kısmı da anlatmak istediğimi anlayamadılar. Ben bıkmadan, usanmadan hep onlara vuslat derdinin ahu eninini ve güzelliklerin namütenahi zevklerini anlatıp durdum. Bazen bir bebeğin feryadında kendimi onlara gösterdim. Bazen bir annenin sinesinde. Bazen bir mihrabın, minberin üzerinden. Bazen bir minarenin şerefesinden. Bazen bir nebinin lisanından. Bazen bir bülbülün ötüşünden. Bazen bir karganın sesinden. İşte hep bu vesileler ve farklı tezahürlerle onlara aslını buldurmak ve bildirmek için feryat eden bendim. Bende bu duyduğun seda bana ait değildir. Tenden ve bedenden gelen sözlerin bana ait değildir. Ait olduğun yere davet eden kudrete aittir diye her türlü alemde bir şekilde kendimi gösterdim. Ve dedim ki, ey şu gaflet halinde bulunan kimseler, gelin bu fani alemde vatan tutmayın. Siz buraya ait değilsiniz. Bu namelere muhatap ancak sizlersiniz. Ama bunları dinlemez yahut nefsinizi dinlediğiniz şekilde dinlerseniz, hakla olan namelerim, halk olan eğlencenize çerez olmuştur. Şunu unutmayın ki, yarın size anlattıklarım karşınıza çıktığı zaman biz bundan hiç haberdar değildik. Mazereti asla kabul edilmeyecektir. Çünkü ben en uzaktakilere bu namelerin ve sözlerin erişmesi için hususi çileyle, ıstırapla hizmet sahasına sevk edildim. Duymadık, bilmedik diyemezsiniz. İşittik ama itaat etmedik. Söylemiştin ama anlayamadık. Bu dertten bahsetmiştin, lakin biz bunu dert edinmedik, oyuna aldık. Dolayısıyla derman bizden uzak düştü, biz de iyice uzaklaştık itirafını yapmak zorunda kalacaksınız. Ve siz iyi halli olanlar, yaptıklarınız, sergilediğiniz güzellikler ve hizmetleriniz size kafi geldikçe mesafe kat edemezsiniz. Ebedi alemde niye sonlu hayatınızdaki nimetler gibi karşılık beklersiniz? Gelin, aslınızı ve aslınızı size bulduran aslı tahsil etmeden bu alemden göçmeyiniz. Sizler de diğer tarafa geçtiğinizde biz bu nameleri işittik ama layıkıyla anlayamadık, anladık zannettik. Esas cemal zevkini, vuslat halini idrak edemedik demek zorunda kalacaksınız. Hiç duymadık diyemeyeceksiniz. Zaten ben sizlerden uzak değilim ki ama siz kendi halinizle beni kıyasladığınız için anlatılanları idrak edemediniz. Ebed alemini, fani alemindeki zevkle bir eylediniz. Evet. Hazreti Pir'in 18 beytini niye tam Mesnevi'nin tamamını özetlediği, buradaki 18 beyitten seçilen bu mısra zaten çok güzel anlattı ama burada bir şey var hocam, yani biz bir okurken böyle bir zevk almıyoruz, yani sizden dinlerken böyle bir zevk geliyor. Hocam ne kadar yani, lütfetmişsiniz. Estağfurullah, sizin emrinizle, sizin himmetiniz onun üzerindedir. Şeb-i Arus'la alakalı buradaki geldik Şeb-i Arus'u dinlemek meselesi varken, bu bir dert meselesidir. Yani düğün gecesi. Düğün gecesi denildiğinde şu anda bir bunun bir realite kısmı var. Hocama bırakacağım. Yani hocam nihai olarak Fatiha'sını tamamlamış olsun, Fatiha-i Mesnevi'nin ruhuyla. Falancanın düğünü var, filancanı bilmemesi, gitmezsek ayıp olur demek ayrı. O düğünün gelini olmak, damadı olmak ayrı.
Başka türlü maslahatlarla o düğüne gitmek ayrı. Öyle değil mi? Bir düğün gecesi meselesi ortada dönüp duruyor. Ama buradaki Şeb-i Aruz, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin sadece göçmesiyle alakalı bir mülahazaya dönüşürse yine anlaşılmamış demektir. Bakın işte böyle ben böyle bir adamım demek için değildir bu kadar tantana. Gidersen böyle git. Sende de bu var. Aynısı var. Ama bunun şeyi nedir? Bir insanın düğünden zevk alabilmesi, düğünün o şeyini, ceremesini de, nimetini de, güzelliğini de anlayabilmesi için öncesinde bir derdi olması lazım değil mi? Yoksa düğün ne yarar yani? Herkes ilgileniyor düğünle. Bak şu bahşiş toplamak için arabanın önüne atlayan bir çocuk vardı benim çocukluğumda. Arabanın önüne atlardı. Hayır, yatardı yola. Dülgerzade'de zaten Deli Şevket'ti adı. Atlardı böyle. Yatardı yere. İlla para alacak. Onun için de düğün gecesinin bir anlamı var ama herhalde bu değil yani. O dertle inşallah buluşalım. Derdi gerçek olanların dermanı da gerçek olur. Sanal derdi olanların dermanı da sanal olur. Bu bir kaide. Allah zulümden münezzehtir. Bir şey tuhaf gelebilecek. 300 sene evvel Allah'a yaklaşmakla alakalı, yani ille de bir sene tahdidi konulsaydı, 20 sene lazım, 25 sene lazım seyri sülük için diyorsunuz ya, bugün bu rakam 6 aya, 3 aya düşmüştür. Çünkü bomboş pazar. Pazar bomboş. Yani zorla adamın cebine falan tıkıyorlar. Muhitinden geçsen tıkıyorlar ceplerini. Eskiden böyle tok satıcılar. Dur bakalım ne vereceksin şu. Müzayedeyle adam alıyorlardı. Şimdi o yüzden zamanın kötülüğünü, bu manaların öğrenilmeyişini, öğrenememeyi zamanın kötülüğüne ve fitnesine sakın ha yüklemeyin. Çok çürük bir mazeret bu. Şu anda çok daha kolay. Çok daha kolay. Sadece ve sadece istenen, aynı bizim medeniyetimizin temel taşını oluşturan şeyler gibi. Allah'a karşı kullukta, Allah'la münasebetimizde ihlas, kullarla olan münasebetimizde ve kulluğumuzda samimiyet. Bu kadar. Samimi olalım. Sabaha bambaşka olabilir. Şeb-i Aruz, o şeb, dünya şebinde, dünya karanlığında, bu dünyanın karanlığında değil. Nasıl ki bir damatla gelin, kendine göre, ya şöyle herkes bir çekilse de oturalım baş başa kalalım diye, mevzuyla şehvi değerlendirmeyin. Asude kalayım ben sevdiğimle diye bakar o kendi. Çocuklar bir oturayım şöyle. Ya bir gel baş başa oturalım, ya bir şurada bir 5 dakikaya. Oh be. Hakikaten dünyayı o muhabbeti tahsil etmek için bir gece kabul ediyor. Ama gelini damadı olmayan bir kişinin üzerine karanlık gündüz olmuş. Ne yapar ki ona? O yüzden Üstad Necip Fazıl'da gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir derken aslında hepsi o manaya, hepsi o duyguya işaret ediyor. Yaman dediği uzanabilir miyim? Abdestim de var Allah'tan. Hocamın kitabını en iyi. Hocamın kitabını tanıtmak bir o şey değildir. Mustafa Özdamar'ı. Evet. Hocamın kitaplarını tanıtmak noktasında sizlerle konuşmalarını biliyorsunuz. Hocamın gıyabında şey yaptım. Bunlar hani anlatılanlara biz işaret ettik demek için hocam da kitabı gösteriyor. Yalsız uçanlar kelimesinin manasını da biliyorsunuz. Aslında semanın hakikatini de işaret eden bir manadır. Yani bunun için, sema için kol lazım değildir. Hocam uzattım ama bir şey söyleyeceğim. Omurilikli Vakfı Derneği'ni onlara hususi program yaptık. Nasıl sevindiler, eyvallah. Uçtular. Eyvallah. Yürüyemiyorlar ama. Aynen. Dedim ki sizin biraz da semayı seyretmeniz lazım. Bir tuhaf oldular. Birbirlerine şöyle bakışlarını gördüm. Hani biz ayaklarımız, hani özeniyoruz. Semazenler ayakta dönüyor ya. Hayır dedim. Sema işinin ayakla olmadığını en iyi siz anlatırsınız dedi. Siz kalbiyle yürüyen insanlarsınız diye ağzından da böyle bir laf çıktı Sadık abi vari. Ağladılar gözlerine iki damla yaş gö. Siz dedim ayakla değil yürümek, kalple yürünür olduğunu en güzel gösteren insanlarsınız.
Bu işe el ayak baş değil. Kalp lazım. Adem manaya derler, surat ile kaş değil diyor ya. Yalsız uçanlar abimizden, belki bu iş için kanat ve kol değil, yürek lazım olduğunu anlamamız için, aynı zamanda da bu yolda da sadık olmak gerektiğine vurgu yapılması, ismiyle müsemma Sadık abimizden dinlemiş olduk. Bize bugünler için ve bundan sonrası için tavsiyenizi alalım efendim. Öyle müsaadenizle. Aman kurban olayım hocam. Üstad Sezai Karakoç'u da analım. Hızır'la 40 saatte Konya bölümünde Konya'dayız. Mevlana ve Mesnevi diye başlar. Bir aradı, bir buldu Şems'i. Bir yitirdi, bir buldu Şems'i. Konya çarşılarında Şems alındı Mevlana'dan, ona Mesnevi verildi. İbn-i Rüşd'ün İbn-i Arabi'ye dediği gibi, bir evet bir hayır demedi Mevlana bu konuşmasında. Hep evet dedi Şems'e, buyuruyor. Hocamın büyük lütufları oldu, himmetleri daim olsun. Çok çok şükranlarımızı arz ediyoruz kendilerine. Sizlere de teşrifinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hocamın bu taşdirinin son bendiyle noktalamak isteriz. Bir acep sevdaya düşmüş tutuşur Şems-i Müdam. Asfiya ve evliyadan erişir Şems-i Müdam. Aşıkanın münkiranı üşüşür hepsi müdam. Kıl teberra ekmeli sen savuşur hepsi müdam. Hakka makbul olmak ister, halka menfur olmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hocam Mardin'e de çağırdılar mı zaten bizi? Mardin'e. Mardin'de aralıksız günler eyvallah diye hocam, çağırdılar mı? Henüz değil inşallah. Herhalde olur. Ulaşamadılar. Eyvallah. Almanya'dayken tekrar zaten sizden bahsettim. Eyvallah. Efendim bugün Cuma'dır. Evlerinize avdet ederken de belki trafik mağduru olmayınız. Vakitlice kalkalım. Hem namaz vakti de gelmiştir. Bendeniz dinleyin, sessiz olun falan gibi. Ben abilik hakkımı kullanıyorum. Siz hakkınızı helal edin. Size karşı saygısızlık etmek en son isteyeceğim şeydir. Yok, en son başka bir şey istiyorum. Onun biraz öncesinde. Ama dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şu andaki güçlük, söyleyeceğim şeyler, yani söylemek istediğim şeyler var. Ama Efendi Hazretleri yanımda. Hakikaten Sadık abinin eserlerini okuyun. Bir zevk sahibi, bir dert sahibi olursunuz. Bendeniz başta söylediğim sözü söylüyorum. Evet, bunun hesabını vermek üzere de söylüyorum. Cenab-ı Pir burada olsaydı bizi muhatap kabul etmezdi. Sadık abiyle konuşurdu diye düşünüyorum. Çünkü şahidim. Bakın şahidim. Siz zannedebilirsiniz ki sevdiğinden sadece söylüyor. Hayır, kuru, bir kere sevgi böyle kuru olmaz. Hele bir erkek adamın, erkek cinsinin, erkek adam demeyeyim, cins olarak, muhabbetini böyle ishar etmesi kolay bir şey değildir. Bendeniz eserlerini yazarken, kaleme alırken, Sadık abinin nasıl adeta boyut değiştirir gibi o sıkıntıyı, çileyi nasıl çektiğini gördüm yani. Adam böbrek taşı düşürürken öyle olamaz yani. Bu bir çile işidir. Siz satırların güzelliğine, edebi zevki var, ne kadar da kelime biliyor diyorsunuz. Sen de çok biliyorsun, yaz bakalım. Bu bir çile işidir. Ben Sadık abim bu yolun rehberi demiyorum bakın. Öyle çok fazla iddialı olur. Çilekeşi olduğuna şahit olduğum için söylüyorum. Dert, nasıl dert sahibi oluruz? Dertli adamları bulun efendim. Hazreti Mevlana'yı sevmenizdeki asıl hakikat de budur. Aslında size dermanı değil, derdi anlattığı için siz ona muhabbet beslersiniz de bunu öğreninceye kadar zaman geçiyor. Sadık abimizin eserlerini okuduğunuz hem edebi zevkiniz hem de derdi edeplice yaşamanızın ölçülerini bulabileceğinizi ve Mesnevi'yi daha iyi anlayacağınızı, Hazreti Pir'i daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Asrımız ve günümüzde o kokuyu bize naklettiği için
Hocamın ellerinden öpüyorum saygıyla. Sizlere de buraya teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz ve selam. Eyvallah hocam.